Kim var kim yok öldü. Öldürüldü. Ölmeye de devam ederiz. Ama albızlık yapıp türlü türlü oyunlar kuran Ulu Ece'nin bütün suçları ortaya çıksa da ona hiçbir şey olmaz. Suçsuz ananın gözünü kırpmadan öldüren Han baban Alpago Han Ulu Ece'sine kıyamadı. Yaptıkları yanına kaldı. Ben de senin gibi düşünürdüm. Ki Han babamla konuşuncaya kadar. Sen de benim düşündüğümü mü düşünürsün? Göktengri'ye ne ettik de bizi bu duruma soktu? Düşünmedim. Çünkü her şey ortada. Göksaray oyunların yeri. Hainlerin barınağı olmuş. Göktengri'nin bizi albızlarla cezalandırması için başka bir şeye gerek var mı? O halde neden bütün ihanetleri eden, masum anamı sana öldürten o Ulu Ece'nin boynunu vurdurmadın? Ulu Ece bu söylediklerini kabul etmedi. Bütün bunların iftira olduğunu söyledi. Tılsımın Ulu Ece'nin eliyle öldüğüne dair bir kanıt yok. Ulu yargıda elinde kanıt yokken kimsenin cezasını vermez. Ama eğer yaptıysa da cezasını çekecektir. Ulu Ece hakkındaki iddiaları ne unuturum ne de unuttururum. Ben Ulu Ece'yi değil, Hanlığı düşünürüm. Rus fareklerle el ele verip it baraklarla mücadele etmek için birlik olmalıyız. Ulu Ece'nin desteğine ve yardımına ihtiyacımız var. Bu it barakların nasıl tehlikeli, nasıl canavar ve kanla beslendiklerini bilirim. Ben bugüne değin ne yaptıysam, törem için, hanlığım için ve devletim için yaptım. Hele şu belaları bir atlatalım da, hiç merak etme. Ulu Yargı doğru kararı verecektir. Çağrı! Senin uzattığın eli tuttuk. Topraklarımızı Türklerin zulmünden kurtardık. Senin gücünle düşmanlarımız diz çöktü. Şimdi senin önünde diz çökecek olan bizleriz. Akan kanlarımız, verilen canlarımız senindir. Canımız Sarıkçı'ya feda olsun. Canımız Sarıkçı'ya feda olsun. Barak Han'ın ruhu huzur bulsun. Kan dökülsün. Kan dökülsün. Kan dökülsün. Kan dökülsün. Kan dökülsün. Oh!
Kaan'ın tacından haber var mı? Baraklarımız her yerde ararlar. Hiçbir yerde yoktur. Gün doğmadan taç elimde olacak. Zehri akıttık. Kurt kemiği tozumdan yaptığım emi de sürdüm. Şimdi kendine gelecek. Dağın bedeni, göğün ruhusun.